tepkide Recep Tayyip Erdoğan olarak bu ankete yansımıştı. Sayın Recai Aksu, bağlantımızı sağlarken biz son anket çalışmasından bir bölüm paylaştık, izleyicilerimize aktardık. Ve evet, onda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu görülüyor. Evet, bu aynı zamanda Alman medyasında da bu anketler yer alıyor çok geniş bir şekilde. İşte HDP'nin Millet İttifakı'na destek verisi durumu nasıl olduğunu ifade ediyorlar. Tabii HDP'nin destek vermesi şeklinde seçeneklerin hepsinde Millet İttifakı önde gözüküyor. Bunu da ifade edelim. Evet. Yani tabii bu arada ifade etmiştim gerçi başında, Türkiye'de görev yapan Alman emekli Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann'ın özellikle açıklamaları var. Türkiye'nin yerinin Batı'nın yanında olduğunu ve seçim sonrası Türkiye, Avrupa-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacağı ne ifade ediyor. Ve tabii 2015 ve 2020 döneminde Ankara'da Almanya'nın Türk Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı. Tabii bu zaman diliminde 25 kez Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı da onu da söyleyelim. Evet. Ve hakikaten bu diplomaside de bir rekor anlamına geliyor. Yorumlarda özellikle Martin Erdmann diyor ki yani Türkiye seçimlerinin olası sonuçlarını, adaylarını, Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendiriyor. Bu takım yorumları var. Ve şöyle söylüyor, kendisi diyor ki ben diyor çok fazla bilgiye sahibim aynı zamanda orada görev yaptığım süre içerisinde. 2018'de yürürlüğe giren başkanlık sisteminin işlevini yerine getirmeyen bir yönetim olduğu ortaya çıktı diyor açıklamasında, yorumunda. Ve ayrıca diyor ki bir partilerin meclisten desteğiyle süren başkanlık sistemi Türkiye'nin gerçeklerini ve ihtiyaçlarını karşılamıyor diyor. Bunların bu Alman medyasında yer alıyor. Devletle onu temsil eden sorumlu kurum ve kuruluşların depremzedelerin, senin de ifade ettiğin gibi değerli Ülkü Çoban, depremzedelere acil ve kapsamlı yardım ulaştıramadığını, evet, sürekli duyduk diyor Sayın Almanya eski Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann. Bütün bunları söylüyor. Yani aslında diyor bir tek kişinin ipleri elinde tutarak yönetmek istediği bir ülkede idare bu kadar büyük bir felaketle başa çıkamaz diyor. Futbol statlarında olanlar, protestoları gördük diyor. Taraftarların sahaya oyuncakları atışını gördük diyor. Bunu izlediğini söylüyor. Bütün bunlar insanların hükümete depremle başa çıkmadaki çabasından memnun olmadığını gösteriyor diyor. Bu çok çok önemli diyor. Öncelikle şunu da ifade ediyor. Diyor ki ben Türk toplumunun kesinlikle demokrat olduğunu düşünüyorum diyor. Sayın özellikle Martin Erdmann'ın açıklaması bu. Ve Türk diyor toplum ve toplumun demokratik refleksleri işliyor diyor. Ve 2019'daki yerel seçimlerde Ankara'da, İstanbul'da ve başka kentlerde gördük diyor. 6 partiden oluşan Millet İttifakı'nın oluşumlarında gördük. Ayrıca bu ittifaka başkanlık sistemindeki parlamenter demokrasi geçişinde başaracağına inanıyorum. Yorumunu yapıyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili de tabii yorumları var. Ben diyor ki birkaç kez kendisiyle bir araya geldim ve kendisine tanıştım diyor. Değerli bir insan, kendisi değerli bir politikacı olduğunu düşünüyorum diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişiliğiyle, sakin, olgulara dayanan tarzıyla ve ayrıca uzun yıllardır siyasette kazandığı tecrübeyle ülkeyi yeniden sakin sulara götürebilecek bir yönetici olabilir yorumunda bulunuyor. Gelecek 5 yıl zarfında görev yapacak bir nevi geçiş dönemi başkanı gibi diyor. O da ilginç bir yorum tabii. Evet. Ben Kılıçdaroğlu'nun işlemeyen bir başkanlık demokrasisinden yeniden parlamenter demokrasiye dönebileceğini, kurabileceğini düşünüyorum diyor. Bunu yapacak kişilikte ve bence yapabilecek aynı zamanda diyor karakterde diyor. Bu çok önemli bir değerlendirme. Tabii altılı masaya onların cumhurbaşkanı adayını çok zor görevler bekliyor diyor. Almanca'da dediğimiz gibi diyor, Almanca'da bir deyim var. Herkül görevleri bunlar diyor. Herkül görevleri, bunların kaldırması lazım diyor. Yorumu bu. Yıllarca özellikle son 10 yılda hem de siyasetin her alanında yapılmış hataları birkaç ayda düzeltmek mümkün değil diyor. İmkansız diyor. Bu sorunu çözmek için sabır gerektir diyor. Ayrıca diyor Türkiye batıya, özellikle Türkiye'nin batı ve Avrupa'ya bağını açıkça ortaya koyması, Türkiye'nin nereye ait olduğunu ortaya koymalı ve bence Türkiye batıya ve Avrupa'ya ait yorumunda bulunuyor. Bu çok önemli aslında. Bu arada kendisinin söylediği, kendilerini ben tanıyorum diyor. Hatta beni sorsalar diyor isim olarak diyor. Ben diyor yani hepsi beni tanırlar diyor. Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na, Meral Akşener'e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor. Eski Alman Büyükelçi derler diyor kendisiyle ilgili. Ama bu arada da çok önemli, özellikle şunu söylüyor. O kadar çok cezaevine gittim ki diyor ben Türkiye'de. Türk-Alman ve Alman-Türk gördüm ki diyor. Bunu da söyleyeyim diyor. 2016'dan beri içeride hapiste yatan Almanya'da Selahattin Demirtaş var diyor. 2017'den beri hapiste yatan Osman Kavala var diyor. Hepsinin düzeltilmesi gerekiyor diyor. Ve bu arada tabii sürekli 25 kez çağrıldığı için Dışişleri Bakanlığı'na, evet, hatta Almanya'nın özellikle Merkel Almanya'yı işte AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nazi benzetmesi yapmıştı. Şöyle hatırlayalım geçmişe doğru bir baktığımızda.
Yani bütün bunları dile getirmiş bir şekilde ve bu işi başaracağını düşünüyorum Türkiye'nin diyor. Bu arada değerli Ülkü Çoban, bu arada Hüdapar'la da ilgili bir takım yorumlar var. Gerçekten çok önemli. Özellikle Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almasına Alman medyası da Avrupa medyası da çok ilgi gösteriyor. Diyor ki yani bu diyor bir takım şeyleri gösteriyor. Onun şeyin gücünün zayıfladığını ifade ediyor. Böyle bir özellikle Hüdapar'ın ilişkin ayrıntılı analizler yapılmış. Hizbullah'ın ilk ortaya çıktığı yeri ifade ediyorlar. Özellikle kuyumcu soygunundan başlayan ve hatta Hizbullah militanlarının, yalnız burada bir şey söylemekte fayda var. İran Hizbullah'ıyla yani şeyi karıştırmamak lazım. Türkiye Hizbullah'ını karıştırmamak lazım. Çünkü iki ayrı evet. Hizbullah'tan bahsediyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Yani özellikle bu Hizbullah militanları gözaltına alınmıştı diyor. Bunlar özellikle Gaffar Okan'dan bahsediliyor. Hizbullah'ın çok sayıda gazeteciyi öldürdüğü ve örgüt güçlendikten sonra doğrudan diyor hep yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarını hedef aldığı ifade ediliyor. Ve bu arada çok sayıda gazeteciyi öldürdüğü de ifade ediliyor. Ve Gaffar Okan, değerli Ülkü Çoban, Gaffar Okan cinayetine de değiniliyor. Yani Avrupa medyasında çok açık bir şekilde bunlar yer alıyor ve Cumhur İttifakı'na katkısı olabilir mi soruları da soruluyor. Ve bunun sonunda da diyor ki Hizbullah'ın geçmişte domuz bağıyla öldürdükleri insanlar var diyor. Ama geçmişi ortada, AK Parti listelerinden gelecekler. Bir iki belki vekil diyor, kontenjanları olabilir diyor. Ama hiçbir şekilde buna katkı olacağını düşünmüyor, yorumları yapılıyor. Peki Sayın Aksu, bu arada analizlerde evet. Şu başlık da yer alıyor mu? Hüdapar'la temaslarda, yeniden Refah'la da ayrıca temaslar söz konusu. Yine masada maddeler vesaire olduğu söyleniyor. Tüm bu temaslarda AKP'nin asli amacının ne olduğuna dair bir analiz var mı ki? Hüdapar'ın oy oranının çok çok az olduğunu da biliyoruz. Orada bir İslamcı kesime yaklaşma başlığı vesaire biz Batı medyasından okumuştuk ama Almanya'da böyle bir okuma yapılıyor mu? Yani açık bir şekilde Hüdapar'a ilişkin bunun yani bu analizi yaptıktan sonra işte Gaffar Okan cinayetinden yaptıklarından tabii. İşte domuz bağıyla bahsettikten tabii. Sonra tüm bunlar açık bir şekilde aslında dile getiriliyor. Bunun getirilme amacı da burada aslında kendi rengine mi dönüyor yorumları da var bu arada. Kendisine mi dönüyor önemli. Yorumları da var. Yani durup dururken işte 1,5 ya rakamı çok düşük olan bir şey bir partinin Hüdapar'ın özellikle insanları katleden bir partinin yani Hizbullah sürecinden bahsediyorum tabii. Böyle bir süreçten sonra desteklenmesi, onun desteğini araması gücünün aşağı düştüğü yorumlarıyla birlikte çok farklı değerlendirmeler de yapılıyor. Yani bu diyor Batı'dan da daha da uzaklaşma ifadelerine de yer verildiğini söyleyelim. Bu arada istersen şöyle Paris'e bir uzanalım. Çok özür diliyorum. Paris'e uzanmadan önce ekranımızda bir gelişme yer buldu Sayın Aksu. Onu aktaralım. Aslında gelişme demekle de ayıp ediyorum. Yine bizi üzecek bir haber yer buluyor. Sel felaketinde can kaybımızda artış söz konusu. 18'e yükseldi can kaybı. Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 yurttaşımız yaşamını yitirdi sevgili izleyenlerimiz. Ve toplam can kaybı sel felaketi sonrasında 18'e yükseldi. Buyurunuz Sayın Aksu. Evet yani başımız sağ olsun. Tekrar Esirdar'ın deprem altında kaldığı gibi sel felaketinde, afetinde de altında da kaldığını bir kez daha buradan dile getirmek isterim. Gerçekten gözüküyor bu. Tabii bu arada Paris'e uzandığımızda da Fransa'da hükümetin tartışmalı emeklilik reformu var. Meclisin onayı olmadan hayata geçirmek istemesi ülkede çok büyük protestolara neden oldu. Paris'te en az 200 gösterici gözaltına alındı. Tabii Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hayata geçirmek istediği reform emeklilik yaşını 2030'a kadar kademeli olarak 62'den 64'e yükseltmek istiyor. Madde uyarınca yürütme organı olan hükümet bir yasa tasarısının meclis oylamasına sunmadan yürürlüğe sokabiliyor. Ama tabii bu arada gen soru da var, bunu da söyleyelim. Tabii bu arada İspanya hükümeti emeklilik reformu planını da onayladı. İspanya hükümeti aylar süren görüşmelerin ardından bebek patlaması kuşağına yumuşak geçişle toptan emekli edecek reform planı tamamladı. Ve devlet katkısının arttırılması ve bunun da özellikle primler yükseltilerek dengelenmesi hedefleniyor. Bu arada yine Almanya'ya bir dönelim istersen değerli Ülkü Çoban. Türkiye'de insan kaçırmakla suçlanan bir çeteye baskın düzenlendi. Gerçekten umut tacirleri var. İşte para vererek oradan Türkiye'den buraya insanlar getiriliyor. Almanya'da özellikle Türkiye'den Almanya Bosna Hersek üzerinden insan kaçırmakla suçlanan bir gruba Almanya'nın iki eyaletinde 400 polisin katıldığı bir operasyon düzenlendi. Ve gerçekten yani bu Saksonya Anhalt eyaleti de dahil buna 18 konut, 7 iş yeri ve 3 araçta arama yapıldı.
kaçak olduğu tahmin edilen 9 Türk vatandaşı da yakalandı ve şüphelilerin de Türk ve Alman vatandaşı olduğu da açıkça ifade ediliyor. Bunların incelendiğini söylüyor polis teşkilatı bu anlamda ve özellikle veri taşıyıcı kimlik ve sahte nüfus cüzdanları bulunduğu ifade ediliyor. Bunların 270-227 bin euro değerinde varlıklarının dondurulduğu ve 3 otomobille 130 bin euroya paraya da el konulduğu da ifade ediliyor. Bu arada Türkiye'de senin haberlerde ifade ettiğin Finlandiya ile ilgili bu NATO üyeliği konusu özellikle Avrupa medyasında, Alman medyasında çok net bir şekilde şöyle deniyor. Bu düğüm çözülüyor deniyor. Hmm. Yani Erdoğan'ın söylediği, verdiğimiz sözü tutacağız cümlesi yer alıyor. Yani yerine getireceğiz demişti. Bununla ilgili de son olarak şunu söyleyeyim değerli Ülkü Çoban. Noya Prese gazetesi de açık bir şekilde diyor ki Finlandiya Erdoğan'ın NATO onayına güveniyor diye bir yorum var. Cuma akşamı diyor özellikle görüşeceğiz demişti. Evet. Ve ardından gerekeni yapacağız dediği cümlelere de yer veriliyor. Ümit edelim demokratik ve layık bir Türkiye'ye yelken açalım seçimlerle birlikte. Bizim de temennimize yönde. Çok teşekkür ediyorum Sayın Recai Aksu. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Tele 1 Almanya temsilcisi Sayın Recai Aksu derle toplu her şeyi bir çırpıda bizlere